Selamünaleyküm. Hacerin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Şekline hayran kalacaksınız. Tadına doyamayacaksınız. Poğaçamızın hamuru için 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 2 tane yumurtanın bir tanesinin sarısı üzeri için ayıralım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. Oda ısısında olursa daha güzel olur. Malzemelerimizin hepsini güzelce karıştıralım. Aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü şekilde yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Öncelikle spatulamızla güzelce karıştıralım. Hamurumuza kalan unumuzu da ilave ettik. Hamurumu toparladım. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olsun. Hamurumuz ne kadar güzel olursa poğaçamız da o kadar güzel olur. Üzerini temiz bir poşetle kapatalım. Hamurum mayalandı. Yarım saatte mayalandı. Fosur fosur kabardı. Masamı unluyorum. Hamuru çıkaralım masamıza. Hamurumuzu içe doğru katlayaraktan havasını alalım. Sekiz tane eşit beziye ayırıyorum. Büyük olanları küçültebiliriz. Hamurlarımızı beze haline getirelim. Bezelerim hazır. Tabağımı unluyorum. Hamurlarımı içerisine alacağım. Üzerini poşetle kapatalım. Üzeri kurumasın. Hafifçe de unlayalım. Bir kaseye 1 su bardağı sıvı yağımızı koyalım. Hepsini kullanmıyoruz. Birazı kalıyor. Yarım bardak kadar gidiyor. Yarısı kalıyor. Masamızı unlayalım. Bezemizin bir tanesini alalım. İçe doğru katlayaraktan rulo haline getirelim. Elimizin ortasını üzerine bastırarak açalım hamurumuzu. Bu şekilde şerit haline getirdik. Tekrar masamızı unlayalım. Öncelikle birazcık genişletelim. Daha sonra da içe doğru katlayalım. Elimizin orta kısmını üzerine bastırarak açalım. Hamurlarımız hazır bu şekilde. Hepsini şerit haline getirdik. Bir kaseme kavrulmuş susamı ilave ediyorum. Sıvı yağım, susam hazır. Öncelikle sıvı yağla tepsimi yağlıyorum. İsterseniz tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Öncelikle hamurlarımızı yağa batıralım. Yağından arındıralım. Susamın içerisine koyalım. 4 tanesini susamlı, 4 tanesini susamsız yapacağız. Susama iyicinin bulayalım. Her tarafı bol susamlı olsun. Susamlı şeritlerimiz hazır. Susamsız şeritlerimizi de, hamurlarımızı da aynı şekilde yağa batırdık. Öncelikle 2 tane sade şeritimizi uç ucuna birleştiriyoruz uçlardan. Daha sonra da bir tane de susamlı örgü vereceğiz, örgü şekli. Uç kısmını birleştirelim, açılmasın. Tepsimize koyalım. İsterseniz uzun bir tepsiye de koyabilirsiniz. Ben yuvarlak tepsiye koydum. Tekrar diğerini de 2 susamlı, 1 sade yapalım. İsterseniz bu şekilde yapmak istemezseniz burgu da yapabilirsiniz. Tepsiye düz haliyle de koyabilirsiniz. Her ikisi de güzel olur. Uç kısmını birleştirelim. Kalan 2 tane hamurumuzu da bir susamlı, bir susamsız. Onu da 2 burgu yapıyoruz. İsterseniz hepsini bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tepsimizin ortasına koyalım. Üzerine kapatalım, mayalansın. Hamurum mayalandı. Bir yumurta sarısı, içerisine hiçbir şey koymadım. Beyaz kısımlarına sürelim. Susam olmayan kısımlarına. %180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. 30 dakikada pişti. Alt üstü nar gibi kızardı. Mis gibi kokular yayıldı. Poğaçamızın ilk sıcaklığı çıktı. Tepsiden çıkardık. Kesme tahtamın üzerine çıkardım. Bir dilim çıkarıyorum sizler için. Görüyorsunuz puf puf kabardı. Hem çok lezzetli hem de çok kolay. Yapması da çok zevkli. Çok susamlı sevmiyorsanız örgüyü yaptıktan sonra üzerine istediğiniz kadar susam koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.